4 kişilik bir ailenin maliyeti 53 bin lira. İstanbul'da yaşam nasıl? Vallahi bence zehirdir. Geçinmek çok zor. Çok pahalı. Geçim çok zor. Bir markete gidiyorsun, bir şey almıyorsun, 2 milyar veriyorsun, poşet dolmuyor. İstanbul'un ortak derdi geçim sıkıntısı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı Ocak ayına ilişkin yaşam maliyeti araştırmasını yayınladı. Ben bu yaşımda, yaşım 68 kızım. Ben direksiyon sağlıyorum. Servis şoförlüğü yapıyorum. Yapmasam acım. Ocak 2024 itibarıyla İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %80 arttı. Sebebi pahalılıktır. Vallahi helesi vardı, aylarca etin ismini bilmiyor. Artık unutmuş. İstanbul'da yaşamanın maliyeti 53.058 liraya yükseldi. Bu da demek oluyor ki eve 3 asgari ücret girse dahi yine de yetersiz kalıyor. Şu anda geçim çok zor. 3 kişi de çalışsa geçim olmaz. Çünkü kiralar almış başını gidiyor. Alt katı kiraya verdiler. 15 bin lira. Güneş müneş görmüyor. 2 oda. Yaşım gereği emekliyim. Eşim de emekli. Eskiden sosyal hayatımız vardı. Dışarı çıkıyorduk. Sinemaya gidiyorduk. Tiyatroya gidiyorduk. Eşim hadi gel bir yerde bir şey yiyelim dediği zaman ben onu frenliyorum. Çünkü ayın ortasında kalmak çok daha bizim yaşlarımızda acı olabilir. Temel tüketim maddelerinde fiyat artışları sürdü. Pirinç fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 artarken kuru fasulye fiyatları sadece bir ayda %11,72, yılda ise %94,26 arttı. İsteseler pirincin kilosunu 20 lira da bir düşürebilirler. Çünkü üretici hazin hazin ağlıyor. Üretici para kazanamıyor. Mercimek aldığımızda, pirinç aldığımızda her gün artıyor, özellikle pirinç. Her gün artıyor. Her gün artıyor. Yani ben eskiden marketten 700-800'e çıkınca oh derdim. Ben marketten 2000 liraya çıkıyorum en az. Kırmızı et var mı? Kırmızı et kasapta kıymanın kilosu 580 lira. Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan mercimek çorbası. Ancak artık yanına yaklaşılamaz halde. Çünkü mercimekteki değişim oranı yıllık bazda %85'i aşmış durumda. Aynen öyle. Her şey %100 artmış. Maaşlar? Maaşlar olduğu yerde sayıyor bence.